nerede kaldı bu çocuk ya? Delirtecek beni a**ını koyayım ya. Dondum. Sen de defol. Bir şey söyleyeceğim, sen neredesin oğlum? 2 saattir seni bekliyorum, sana demedim mi? Bir de çıkacağız evden diye. Saat şu anda 1:30. Yarım saattir neredesin a**ını koyayım sen? Oğlum dayak mı istiyorsun? Saat kaç oldu? Ondan geriye say bakayım. Hadi aha nerede sonunda. Ya sen neredesin? Nerede? Sen neredesin oğlum? Kombinim. Dur sana mikrofon vereceğim. Tesbihin rengi olay bu arada kombininde. Neydi bu tesbihin adı? Kehribar. Ha? Çok mu aradı? Oğlum sen neredesin? Gel hadi gidiyoruz. Yeter bu kadar erillik hadi. Niye hoşuna gitmedi mi? Bugün böyle bir oyun oynamaya ne dersin? Erillik ha. Erillik mi cesaretlik mi hangisi? Erillik diyorum. Hadi bakalım. Gel açılış yapalım. Sen arabanı park et, diğer arabayla devam edeceğiz. Hadi sonunda geldin. Evet geldim. Tamam arabamı bırakıp hemen. Hadi koş. Erili olmayan bir açılışa geliyorum. İstemez miydin? Tamam. Ay benim eril arkadaşım. Sen benim eril arkadaşım. Sen neredesin? Eril arkadaşım. Eril arkadaşım. Sen neredesin? Ver mikrofonumu. Mikrofonun ağzına takılı. Ben çoktan taktım onu. Arkadaşım. Tesbih düşünce bana bak ama. Tabii tabii. Tesbihim büyüsü. Ay tabii canım. Hayatı tesbih yapmışım, sağlıyormuşum. Neyse bu kadar yeter mi? Sallayabiliyor musun? Evet. Onu da yaparsan çok üzülürüm. Ama bu sallamak için biraz uzun da şöyle yapılıyor diye biliyorum. Hayırca bu sallamak için. Yok yok bu bayağı uzun. Ver bakayım. Bunun daha kısa olması lazım. Onu böyle dört parmakta tak 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 yapabiliyorum. Çok uzun. Olmuyor. Evet uzun. Öyledir eminim hani. Eminim onun da. Ben tesbihle gezmeyeyim. Benim bu. Ben aldım. Gez hadi gez. Ben sana kullanman gereken zaman söylerim. Ha öyle bir şey mi yapsak? Evet. Acaba kullanacağım zaman olsa ve kullanmayacağım zaman. Kullanacağım zaman çıkar. Çıkar göster abilere diye. Okey o zaman şu an bunu cebime koyup açılış yapalım. Dondum Samet gel. Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün dünyanın en yüksek frekanstaki enerjisine sahibiz ikimiz evet. de. Çünkü dün işler beklediğimiz gibi gitmedi. Gitmedi. Başımıza neler geldi. Aslında başımıza hiçbir şey gelmedi de beklediğimiz gibi gitmedi. Sevgili İrem Derici maalesef bir önceki gün suların altında klip çektiği için hastalıktan öldü. Ve çekime dahil olamadı. Saat çıksın iki hiç yapamadık o yüzden. Yapamadık. Ama daha sevdiğiniz bir şey yapıyoruz evet, bu arada. Biz de o İrem'in gelmeyişinin enerjisinin dışa vurumuyla kendimizi sokaklara attık bu arada. Hayır içimizde patladı dün böyle o enerjideydik çünkü çekemedik ah, İrem, o videoyu. Yandın İrem bu arada. Evet, İrem, yandın. Eğer götün yiyorsa gel. Biz bu hafta yok. Anadolu yakası sokak habbeleri çekiyoruz. Evet. Birkaç tane böyle gideceğimiz lokasyon belirledik. Çok açız, çok üşüyoruz, çok zor durumdayız. Çok enerjiyiz. Evet, sokak habbeleri normalde havanın soğukluğundan dolayı şu dönem çok tercih etmiyorduk. Eve kapanmıştık fark ettiğiniz gibi. Çıkmayı. Ama bugün evet. birazcık denedik. Çok sizin güzel için. Görünüyorsun arkadaşım. Ya. Tesbihsiz yıkılıyorsun bu hoşuna arada. Hoşuna gitti mi? Çok tesbihsiz. Teşekkür ederim sen de arkadaşım. Böyle hani ne bileyim biraz da dedim böyle. Renklerin uyumu inanılmaz. Uyumu. O zaman bizi takip edin. Çok mutluyuz, çok eğleniyoruz, aşırı enerjiyiz. Bugün gerçekten çok eğleneceğimiz bir gün olacakmış gibi hissediyoruz. İkimiz de sabahtan beri 12'de uyuduk, 8'de uyandık. 8'de evet. uyanmışlık bir enerjisiyle uyandık. Düşünün ve daha kahvaltı evet. etmedik. Açlıktan öleceğiz. Açacağız. Hani neler yiyeceğiz bugün? Bir de inanılmaz lokasyonlarımız var ama sürprizli olsun bence. Hiç evet. anlatmayalım. Hadi yani ben sana bir gloss süreyim şimdi. Hadi gel arabaya gel. Gloss bile sürmedim. Gloss bile. Hadi yürü hani, ben sana bir gloss makyaj süreyim. Bile yapmadım. Şu halime bak. Çok güzelsin. Hiçbir şeye ihtiyacın yok ama bir gloss ister. Ay gözlüksüz ben yine. Hey Allah'ım. Ama hiç gerek. Baştan çekiyoruz. Gözlüğünü gel otur. Aa, arabada kimse yok. Bunlar bizi dinlemiş ya köşede. Allah sizin cezalarınızı ver. Hadi kız sen de kalk diyeli bir saat oldu. Abartma. Evet. Şimdi ilk lokasyonumuz neresi? Neresi mi? Neresi? Biz bir şey keşfettik Reels'larda. Her zaman olduğu gibi Reels'larda görüp etkilendiğimiz
birçok yer oluyor. Bu da onlardan bir tanesi. Reels'a görüp düştüğümüz yerlere gideceğiz bugün. Bugün bu arada sadece onlar. Böyle Türk mutfağı falan beklemeyin. Koreler, Amsterdamlar, İtalyanlar. Dünya. Hani dünya, worldwide'ız bugün. Evet. Kebabımız bilmem nemiz yok. Zaten genel olarak Moda ve Suadiye çevrelerindeyiz. Orada da dünya mutfağı çok hakim. Türklerle ilgili hiç Türk bile yok artık orada zaten. Evet, Moda. Full Rus, Arap. Sus. Çok moda. Bir şey söyleyeceğim. Bugün de modaya uygun giydik, evet, bakma. Girelim moda. Pardon, her an videoda aşkım. Geldik de. Geldik mi? Yürümemiz mi lazım? Burası. İnşaata mı geldik? Bismillahirrahmanirrahim. Ay yolları açıyoruz. Ay yolları açıyoruz. Beyefendi ne gerek vardı? Ay hiç gerek yoktu. Yürüdük bu kadar. Yürüdük, var şuraya kadar. Aa, bir ara sokak, bir manasız, evet, değil mi? Evet. Ama hoş bir yer. Yer. Hello. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Baskın basanındır diye habersiz geldik ama dayanamadık. Reels'larda sizi görüp çok etkilendik. Bugün böyle kahvaltı etmeden geldik ki bir şeyler yiyelim diye. Neleriniz var? Evet, ilk durağımız sizsiniz. Evet. Süper, harika. Şimdi konseptimiz Kore usulü yumurta tost sandviçliğe geçiyoruz. İçerisinde çırpılmış yumurta var, base olarak, cheddar peyniri ve pang sos, mayonez bazlı acı tatlı bir sostur. Pang tostlar mantıklı değil mi? Evet, yani direkt o kısımda hani içerisinde etli olanı var, tavuklu olanı var, bacon, dana domuz olarak ayrılıyor mu isterseniz. Somonlu olanı var, hindi fümeli olanı bence var. Bence kesinlikle ondan yemeliyiz. Evet. Yani gördüğümüz de o, evet, değil mi? Gördüğüm. Reels'larda ayakta duran soslu. Evet evet, ya yani o bulgogi olan, dana eti parçaları muhtemelen. Yani birçok şey, yani konsept aynı servis. Sadece okay. İçerisindeki İçeri malzemeler değişiyor. Anlaştık, tamam. Ben bir tane pang tost istiyorum, turkey'li. Turkey'nin içinde ne var? İçerisinde balardal var. Ah, en de sevdiğim güzel, şey. Güzel. 101'de ne var? 101'de pang sos var, çırpılmış yumurta var ve çedak peyniri var. Üzerine de dereotu atıyoruz. Başlangıç için keyifli olabilir. Evet. Biraz, evet, hafif başlangıç olmalı. Tamam. 101'de ne varmış içinde? Dereotunun dışında bir şey duymadım. Pang sos var, çırpılmış yumurta, çedak peyniri. Çok sade ama. Aynen, mantıklı. Zaten başlangıcı. Onu şey olsun, somonlu sos. Somonlu. Evet, sen seversin. İçecek olarak böyle bir taze sıkılmış bir şeyler yani var içecek sanırım. İçecek olarak farklı bir şey önerebilirim eğer istiyorsanız. Tatlı ve ekşi olmak üzere iki tane soğuk çayımız var. Hmm. Yani soda ile servis ediyoruz. Soda ile açıyoruz. Bir tanesi reyhanlı ve limonlu. Öbürü... Kesinlikle reyhanlı olanını ben istiyorum. Öbürü ne? Öbüründe şeftali, vanilya ve bergamotlu. Hani iki farklı belki bir şey. İkisi de farklı olsun. İkisini de deneyelim. Bergamotlu olan. Tabii ki. Evet. Zaten sadece bergamotu seviyorum içlerinde. Ben reyhana bayılırım. İçeride bu kadar yerimiz. Nerede, evet, yiyeceğimize bakalım. Ay kaptılar, kaptılar yerimizi. Kaptın kız. Yok yok, biz ayakta da dururuz. Sorun yok. Şaka yapıyorum, lütfen otur. Şaka yapıyorum. Keyfinize bakın. Teşekkür ederiz. Reyhanlı olan. Ay olay. Afiyet olsun. Çok heyecanlıyım, teşekkür ederim. Soda koydu, bir de öz koydu ve evet, içecek oldu. Benim çok hoşuma gitti. Böyle bir şey beklemiyordum. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Çok fresh, çok içilebilir. Bergamotun. Bu da bu baba bir reyhan. Bunun için hemen cin koymamız lazım. Vanilyası onun, o şeyi inanılmaz. Bunlara hemen bize Henrik's getir. İnanılmazlar. Ay, tam öylelikçi. Buraya gelin, yanınızda ufacık şeyler var ya. Otellerde. Onlar doğru, tık tık tık. O lazım. Karıştırdık, içti mükemmel. Çok iyi tadı, bayıldım. Bu özlerden çok satın alabiliyor muyum? Bilmiyorum. Özün ben... üstüne soda döküyorsun. Öz gibi bir şey görüyorum. Ne öz? Yok, kirleniyorum. Özlü sözler diye. It's been 30 minutes actually. Like I've been waiting for my toast. I can't wait anymore. So hurry up, bitch. Let's go. Ama yine de Türkiye'de servisler Avrupa'ya göre ve Amerika'ya göre de çok daha hızlı. Arkadaşım, değindiğin noktadan ötürü seni, evet, tebrik doğru ediyorum. Çok bakın, doğru, hani Türkiye'deki servis ve hizmet dünyadaki dünyanın hiçbir yerinde yok, olamaz da.
Benim Türkiye'nin en çok sevdiğim özelliklerinden bir tanesi hızlı servis. Ve gözün içine baka baka böyle bir yavaşlıyor, böyle seni bir sınıyor, görüyor senin nasıl dalga geçer gibi, hani aynen. Challenge gibi seni bekletiyorlar, özellikle Amerika'da. Sınanıyorsun beklerken. Challenge. Hani döversin, Türkiye'de bir insan öyle bir şey yapacak. Ha. Aa! Açlık oranın 10 üzerinden kaç peki? 10 üzerinden, 10 üzerinden. Yapma. Dövertirsin. 10 üzerimden. 10 üzerimden. Kaç? 9. O kadar aç evet, mısın? Evet açım. Ben kaçtım uyandım? Saat kaç? Oha saat 3. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. 8 saattir açım. Oruç. Ben de 10'da uyandım. 11, 12, 1, 2, 3. 4, 5, çok gülüyorlar biz böyle parmakla sağlıyoruz. Çok gülüyorlar bizi. Onu hesaplayamayacağım ve yayınlayayım şimdi. Sayıyorum işte. Hayır, yine vakit hayır, biliyoruz ama kesin olalım. Yanlış bir şey olmaz. O garanticilik. Evet. Biz biliyoruz ama bilmemizden o bilmemizden değil. 15, 15, 33. 33. Ben bir videoda diyorum ya. 15, 15, 33. 15, 15, 33 yani. Bana göre öyle. Ne önemi var? Yani 15 ile 15'in toplamının... Hani o kadar evet. Küçük rakamların toplamında hani olsun ya olsun 30. Maksimum 33 olur yani. O da arkadaşım istiyor diye olur. Bizim tostlarımız ne kadar kaldı bu arada? Şu anda geliyor. Süper. Ya sabırsızlanıyoruz. Harika. Aa, bu yakışıklı bir Kore'den mi geldi benim? Somon Samet'i. Çok teşekkür ediyorum. Thank you. Çok hoş görünüyor. Siz mi yaptınız? Elinize sağlık. Çok... Yok ben büyük şeylere karşı çok alışkınımdır yemek. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Eldiven mi ne? Aynı eldiveni ben yiyorum. Biraz zor yediğini söylen. O yüzden gardımızı alarak yememiz gerektiğini belirtti. Çok hoş görünüyor. Mesela ekmekse şu görselde beni çok etkiledi. Isırmadan bile evet. Bir kıpırdadım yani şu an yiyeceğim şey için. Okey, başlıyorum o zaman. Hadi bakalım. Kıtır kıtır. Wow. Yumuşacık bir şey yiyor. Wow. Çok hoşlandım ben sana. Çok güzel. Bayağı beğendim ben. Sevilesi. Bizim yorumlar şarkısı bitti ama mesela sadece isteydi. Aslında her sabah kendimize yaptığımız evet, tost. Bizde çok farklı şey abi. Ekmekleri farklı. Ekmekleri çok güzel. Biz de mesela hani hindi, kaşar peyniri, cheddar peyniri ve scramble yumurtayla bu tostları sabah yiyoruz ama ekmek evet, mükemmel ve lezzet bayağı güzel. Çok beğendim. Ballı hardallı olması deneyeceğim. Beni delirtti. Bayağı hoşmuş. Ben sadece şey yumurtaya düşmüşüm. Şu an ben de yumurtadayım. Birazcık daha içine böyle bir hindimsi bir şeyler isterdim. Bak sende somonlar cırla. Var. Bu neymiş kız? Bir de. Acı mı? Mükemmel bir sos. Hafif acı ama çok tatlı. Ekmek tereyağı. Evet. O da beni delirtiyor. Evet, puf 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 ve çok güzel kızarmış bak. Evet. Teste bak. Bir bite daha alıp bitiriyorum. Çünkü buradan nereye? Nereye? Amsterdam. Şu an Amsterdam mı? Hadi. Amsterdam'a gidiyoruz. Çok iyiydi. Bakın gerçek hislerimle konuşuyorum. Çok hoşlandım. Samimiyetimle belirtiyorum. Nice. Bir şeyde ballı hardal varsa... Bunun tadına bakmak ister misin? Why not? Neresinden güzel şuradan bir yer? Şuradan bir sosla. Bunu ben böyle sosla yapsana. Somonların da al. Al 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 al. Bırakma al onu. Somon. Harika. Bak wow. Ekmeğin içini boşalttı gördüğünüz gibi. İnanılmaz. Afiyet, doymazsınız. Somonu da güzelmiş. Evet. Çok doğru tondaki lezzetler yan yana gelmiş. Doğru şeyleri bir araya getirmişler. Çok iyiydi. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık. Her şey. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Ah,
çok doydum. Ay ne güzel yerler, ne güzel. Ay şu kamyonun arkasına atlayıp gitmeye ne deriz? Sam? Niye kamyonun arkasına? Ben anlamadım, ne oluyor? Niye bunlar buralara girmişler? Ah gidelim buralardan. Çok eğlenceli miyiz? Eğlenceliyiz bence arkadaşım. Eğlenceli olduğumuzun da farkındayız bence canım. Tabii o yüzden soruyorum. Onlar da farkında. Herkes bizi çok seviyor. Çok izleniyoruz. Maşallah. İşte 1 milyon olmamıza az kaldı. Ay, evet 1 milyon alamadık ama ya. İşte hep birlikte daha çok bizi severek 1 milyon olmamızı sağlayabilirsiniz. Evet işte böyle yavaş yavaş artık olacak sevgiyle herhalde. Sevgiyle abone olarak. Sevginizi abone olarak gösterebilirsiniz ve yorum yaparak. Biz de şunu söyleyelim. Biz birkaç gün denemesi yapacağız. Ona göre mutlaka şurada çan var ya bildirim. O bildirimi açın. Ve ben şöyle de bir servis vermek istiyorum. Servis. Evet bu bir servis. Evet. Ekstra. Evet. Özel niş bir servis. YouTube'un içerisindeki biliyorsun üyelik kısmı var. Aboneler var orada da. İşte öyle Instagram'daki mi? Abonelik evet. Oradaki üyelik gibi. Evet. Orada bir üyelik panelinden bir konsept belirleyip sadece üyelerimize özel oturup dedikodu yapmaya ne dersin? Peki şöyle bir şey ne dersin? Hani o bizim böyle bu vlogları çok rahat bir şekilde kesip o böyle çok eğlendiğimiz... Kesmediğimiz yerleri mi oraya koyduk? %70'lik bir kısmı var ya çok eğlenip yayınlayamadığımız böyle. Ama bence orası için böyle ayrı yeni bir şeyler üretebiliriz konu. Yani. Ben oradan da tatlı şeyler çıkabileceğini bak düşünüyorum. Çünkü mesela Instagram'ı şu an öyle kullanıyorum. Normal story'e attığım story'lerle abonelerime paylaştığım şeyler ayrı. Aboneleri ayrı çalışıyor, haberiniz olsun. Sadece orayla ilgileniyorum. Dolayısıyla bunu YouTube'da da yapmak istiyorum. Hani normal attığım videolar olmalı. Bir de üyelerime özel attığım, ekstra onlar için çektiğim içerikler olmalı. Bu servisi vermeliyiz bence. Hoş bir servis. Ben ister evet. Ne kadar? İşte bakacağız. Biz şu anda farkındaysan Bağdat Caddesi'nin tam göbeğindeyiz. Evet. Ve şu anda Amsterdam patatesleri yapan bir yere geldik. Öyle yapıldı iddia ediliyor, deneyeceğiz. Ha, Amsterdam'da inanılmaz patatesler yediğimiz ve bunun tadını gerçek anlamda bildiğimiz için. Kitabını yazdığımız için biz patatesleri. Patatesin kitabını yazdık biz Amsterdam'da, çok doğru. Evet. Şimdi gelip burada test etmek istedik. Bakalım aynı kalitede mi? Nedir ne değildir? Bir kıyaslama yapacağız. Umarım aynıdır. Ay umarım ki hep gideriz yeriz. Hani Amsterdam'da nasıl gidiyoruz diyoruz, burada da gider yeriz. Evet. Gidir. Yeriz. Şimdi kardeş. Bizim erillendi bana bizimki. Bana bak, ayağını denk alacaksın. Tamam. Yoksa... Yoksa ne? Yoksa külahları değişeceğiz. Senin haberin yok. Hangi külah var? Seni var ya, böyle asar... Nereye? Erik ağacına... Erik gibisin ya. Seni erik ağacına asar sallandırırım. Sonra da kıçır kıçır yersin. Arabalara gel. Alıkma Ener susun. Ay susun iptal. Susun, Ener. Ne diyorsun sen? Anlat. Ne var ya? Sen bir al bakalım eline. Sen bağla açalım. Sende belki bir şeyler olur hadi. Mesela böyle bir şey elinde olsa maksimum bu olabilir mesela. Hani bileklik yaparım. Buradan böyle bunu uzatırım. Böyle yüzük olur bu. Şahmeran yaparım mesela. Saçmalamaz sen. Fazla, evet. Bunu çıkar tesbih öyle yapılmaz. Öyle bir kolik halimi yaşatıramam kendime. Öyle bir şey yapma. Ay sanki çok koli yapıyormuşçasına sen. Manyak. Bende hiçbir şey yok. O yüzden tesbihini sana teslim ediyorum. İyi günler. Ya saçmalama ya. Birazcık da sen ya. Bak şimdi bak. Ya saçmalama ya. İyi ver hadi. Hadi ver. Saçmalama. Fokus fokus. Ne oluyor lan? A**ını korum ha senin. Seni var ya. Bu arada. Bak niye gülüyorum biliyor musunuz? Çok yakışıyor. Yani ya. Bak ben yapsam ben de asla öyle bir şey durmaz. Ama o kadar da iyi gidiyor ki beni çok güldürüyor onu öyle görmek. Sen komikliğinden mi gülüyorsun yoksa hoşuna gittiği için mi? Çok hoşuma gidiyor çünkü iğrelti durmuyor asla, yakışıyor. Ve onun yakışması seni hiç öyle görmemem çok hoşuma gidiyor. Düşünsene 10 yıldır arkadaşız, benim hiç aman bu tarafımı tanrım görmemişsin. Ne hissediyorsun? Neler görüyorum siz düşünün. Yıllar sonra. Hani yıllardır sen sadece benim hani o Kerimcan evet tarafımı görmüşsün. Bu eril evet hayatımda eril hiç olmadı. Hiç görmedim ben bunu. Bir de ikizler değişik diyorsunuz. Yıllardır aynıyım. Aşk olsun benim karakterimde bir değişiklik olmadı ki. Ben sadece dış görüntümü değiştiriyorum. Evet. Doğru. Ben aynı Kerimcan'ım. Eynel! Ama hani siz yakıştırıyorsunuz diye öyle arada şey yapıyorum. Çok seviyorsunuz. Şeyimden değil yani. Ay nereye geldik? Aa kapı çalıyor. Buyurun açın. Ne oluyor anlat. Geldik mi? Hadi bakalım. Aa! Elimde tespih var arkadaşım, şaka ay, mı? Ay tespihle tespihle. Ne kadar cute tatlı bir yermiş. Burası mı? Ay hadi bakalım. Wow sıralı falan bir yer.
Merhabalar. Soslu falandı. Zaten o soslar aşkım hani o patatesi patates yapan biliyorsun evet. Bizim için sosudur yani. İşte peanut sosu var. Wow. Aradığım sos peanut sosu. En sevdiğimiz Amsterdam'da peanutsız yemiyorduk bunu. Evet. Doğru. Sıra falan var bu arada gördüğünüz gibi. Bayağı beklemeli falandı. Kızartma kokuyor. Kızartma Hollanda kokuyor. Bayrağını görüyoruz. Belki alıp şeye de yedik. Şerdin müsaade edelim. Edelim edelim. Nasıllar? Evet evet alıp arabada yedik. Evet arabada yedik. Keyifli bir şekilde. Yani. Merhaba. Bu kadar mı burası? Süper. Ne kadar bu kadar. Large mi yedik? Hayır. Çok fazla yemeyelim. Evet. Hani small'da hadi olmasın. Sen small'dan çok rahatsız olursun. Yani isminden bile. O kadar da değil hadi diye. Hadi medium olsun. Hani medium well. Medium well şey, L1 Plus. Medium well, L1 Plus. Çok mantıklı bir bağdaş. İnanılmaz bağdaştırdım ikisini de bu arada. Pişmişleri daha bir hoşumuz o. Bayağı kabuklu azar. Patates değil mi? Kabuklu. Kabuksuz. Kabuksuz mu? Hmm. Kabuklu da yedik de kabuksuz da yedik. Ama Amsterdam'da genelde kabuklu olduğu için sen galiba hani Ayşe'nin patatesi vardı kabuklu. Five Guys. Five Guys yaptı evet çok güzel. İnanılmaz onun kabuklu evet. Patatesi. Buyurun. Afiyet olsun. Sağ olun size de. Size de. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi teşekkür ederim. Çok sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Biz iki tane medium. İstiyoruz. Peanut'la. Üzerine ikişer tane sos tercih hakkınız bulunuyor. Tamam. Hemen seçelim. Peanut ve... O seninki. Trüflü var. Bir de cheddar var. Ay, Barbie neymiş? Pancar ve sarımsak. Trüflü var. Ben trüflü mayonez istiyorum. Şunda ne var? Bu pembe olanda. Patates baharatı var Red Special'da ve mayonez. Ay ben samuray ve trüflü mayonez istiyorum. 3 tane samuray ve trüflü. Samuray yenilebilecek bir şey değil mi? Adamlar yiyebilirler. Yani. Yağmasın adamlar. Onlar acı severler. Bir tane peanut. Bir şey söyleyeceğim. Benimki böyle olsun. Bunun üstüne o sosları dökün. Ben elimde tutmayayım da bu kutuda olsun. Kutu. Bir tanesi kutu, diğerleri kilo. Evet. Yes. Ama benim sosisim de olsun. Bir tane o zaman pet dog, tekli. Soslar üzerinde mi olsun, yanında mı? Üzerinde. Tamamdır. Sipariş numaranız 38. Hazır olduğunda arkadaşım yardımcı olacaktır afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım. Orası birazcık yoğun olduğu için arabada yemeği tercih ettik, rahat ederiz diye. Ve şu an geldi. Hüseyin'cim alabiliriz bir tane. Çok teşekkür ederiz. Zahmet oldu sana da. Thank you. Ay çok az sos dökmüşler ama. Az mı geldi? Biraz daha isterler. Evet, biraz daha sos olabilirdi dedi Samet. Ben şöyle bir şeyle karşılaştım. Ve kokusu beni böyle bir Amsterdam'a götürmedi değil. Evet. Ben sevdim kötü değil, sosu falan güzel bu. Evet. Görmek ister misin peanutlı dene? Çok isterim. Sen de bundan. Gayet Amsterdam. Şu an Amsterdam bu. Değil mi arkadaşım? Bu sos da evet, Amsterdam'da. Evet, bu sos da Amsterdam. Peanut çok doğru bir tercihmiş. Hemen bunlara da bak, bu bayağı acıymış. Turuncu sos. Yandı kız ciğerlerim. Evet acı. Samuray sosu acı. Samuray acıymış. Ama buffalo'yla trüflü mayo evet. Gibi. Mesela bu kadar şey değildim. Ümitli değildim ben bu de arada. Ben de değildim. Yani ama yakın olabilir diye düşünüyordum. Çok da aynısı değil bu arada. O çok kadar da abartmayalım. Ama. Çok yakın. Yakın. Hani gitmiş, giderken biraz geri dönmüş gibi. Evet. Anladın mı? Tam gidecekken tam böyle Hollanda şey sınırlarına girecekken Almanya'dan bir R evet, yapmış gibi. Belçika tarafı. Ha, Belçika tarafı da olabilir neredense. Ama ona rağmen okey. Güzel bir vibe'ı ve güzel gayet, bir tadı var. Evet. Amsterdam patatesi yemek isteyenler yiyebilir. Az sos niye koyuyorsun ya? Bol bol koysana sosu. Amsterdam'da öyle yapıyorlar. Dibe geliyorum sade patates. Large boy almışım. 1 kilo patates sade.
Kız onun büyük olunca sosu da çok konulur ya. Gel mi söyleyeyim? Doğru söylüyorsun. Başlıyoruz. Tepeler vıcık vıcık, evet. Aşağı iniyoruz. Sade patates. Sade patates. Doğru. Ama bizim de çok fazla zaten hayvan gibi aşağılara kadar inmemiz gerekmediği için ve buradan sonraki lokasyonumuzda yine yemek yemeye gideceğimiz için sadece üstünü yiyelim. Doğru. Biz yine yemek yemeye gidiyoruz. Ay pinat. Evet evet pinat. Pinat. Pinat çok hoşmuş. Pinat mısırı zaten severiz. Ama patateste de bir ayrı oluyor yani. Vallahi ben sevdim. Ben de. Geçti. Geçti diyemezsin. Bizden geçti. Ay yok kız, bize geçti. Bak bizden geçer mi sağladı yani? Bizden kim geçti kız? Patatesi. Abi 1,5 milyar verdik. Ama sen de bilet alıp orada da yani bu da bir seçenek. Ha. En kötü trenle gidersiniz. Sonra da mutlaka patatesini yer dönersiniz. Yolda hiç kalmazsınız merak etmeyin. 1500 lira keşke Amsterdam'a gidilse şu an. Ben geçen şeye baktım, uçak bileti. Tayland'a uçak bileti baktım arkadaşlar, söylüyorum. Business. Yok. Burada 15 saat ekonomi uçak halini yok. Bilsinler diye söylüyorum, ekonomi sana bilirler diye. Tamam, business. Ne kadar biliyor musunuz? 145.000 TL. Dedim ki wow. 145.000 TL uçak biletini mi vereceğiz yani artık? Artık işte. Ay inanamıyorum artık. Türk Hava Yolları mı bizi? Pegasus mu? Sun Express mi? TK. TK. Şöyle ama. Biz o kadar para vermişsin. Gidip 3 gün kalıp dönmezsin orada. 150K uçak bileti vermişsin. Kaç gün kalırsın minimum? Bir hafta. Minimum bu arada. Ben bir ay. Ben 150 TL vereceğim. 150K vereceğim. Bir hafta sonra hiçbir şey olmamış gibi. O 150K'yı vermem, o bu tatilde handle etmem bir ayı sürer. Bir ayda ancak evet, kendime ancak gelirim. Ancak onu handle edip onu dönüşünü alacağım. Evet, onu dönüşünü almak falan net bir ay. Bir aylık bir süreç diyorsun, bir proses. Ben de anladım. Buradan sonraki lokasyonumuz öncesi. Sence böyle bir Bağdat Caddesi çarkı mı yapsak yoksa Moda Sahil? Moda Sahil! Kız cadde sahil aşağıda yürü. Açın. Moda sahillerinde bekliyorum. Hüseyin! Hüseyin! Moda sahiline gidebilir miyiz? Yok moda değil, cadde. İşte orası moda oluyor. Nişansı. Kadıköy mü orası, evet. Moda mı? Suadiye sahile gidelim. Güzel bir sahil görüntüsü. En yakın sahile gidelim, güzel görüntülü. Neresi olduğu önemli değil. Ne de olsa Anadolu yakasındayız. Hiç şey ama sanki Google'dan aratıyoruz. Şu anda biz Moda sahile doğru yol aldık. Bir sahil havası alalım dedik. Değil mi? Bir iot, böyle bir oksijen, bir deniz, bir yosun, böyle bir dinlendirici, acıktırıcı. Tabii deniz havası acıktırıcı. Deniz havası almaya gidiyoruz deyip cümlene iot diyerek başlayamazsın. Ne diyeyim? Ya o denizin tuzunu iotla belirleyemezsin, bildiremezsin. Sen ne diyorsun? Çok komiksin. İot o. İnanılmaz. İot evet. Sonrası şeye gideceğiz. Makarna yemeğe. Makarna. Makarna yiyeceğiz ama nereye yiyeceğiz? Nereye? Bir koşsak mı? Aa bir koştuk. Sahilde. Kilo verdik. Bisiklet. Ay, bisiklet. Ne? Çok mantıklı. Bisiklet. Bir saat bir bisiklete bindik mi? Çüş donarız bir saat. Yok kız mahvoluruz. Onu nasıl orada para bir app'ten mi yapılıyor? Kredi kartıyla dur umarım. Ay umarım öyle bir şey öyledir vardır. Öyledir canım. Binerim. Evet öyle. Zaten başka nasıl binecek? Ya da bir uygulama vardır, onu indiriyorsun. Uygulama indirmeyin de şimdi yani. Neyse biz gidelim o zaman, sahilde görüşelim. Evet. Hadi bakalım. Arabayla da sahile giremezsiniz. Ayıp kız. Evet arabayla böyle kalalım. Sahil gibi. Sahil şok. Sahilde de arabayla gezermişiz biz. O kadar arabadan inmiyoruz bu videoda. Sahil havası almaya geldik. Hadi bakalım. Sahil havasına bak. Aaa soğukmuş. Bayağı soğuk. Bayağı bisiklet süremezmiş. Bir şey söyleyeceğim. Donar mıyız ya? Önünü kapatsa. Ben neyi nereye koyacağımı şaşırdım. Biz neredeyiz şu an onu bile bilmiyorum. Moda'da mıyız? Neredeler? Şimdi Moda sahilinde yürüyebilecek kadar modaya uygun görünüyor muyuz? Öncelikle bir onu söyleyin. Hani doğru. Buraya gelmişken modaya, modaya dedik. Uygun giyindik. Ay bir şey söyleyeceğim ya. Bir bisiklet bulsak ve kiralasak binsek o kadar isterim ki şu anda. Evet, yani şu evet. Bisiklet yolunu bisiklete binerek değerlendirmek İsterler. Ve o şekilde yürümek isterdim. Ama bu soğukta nasıl bisiklet süreceğim ya? Dizlerimin altına kadar montla ne bisikleti?
gitti. Ay bari gel sahil, deniz görelim. Ben bir deniz de göremiyorum. Önüm bir kayalıklarla kapalı. Kayalıklar. Kayalıkların üstüne çıkman lazım. Çamur. Çamur değil. Çık şuraya. İtme. Allah belalı. İtme beni. Ayaklarımız kırılır ha. Ay sular gelmiş buraya. Ay dalga, denizde dalga. Herhalde abla diye. Aaa. Durduk burada, oturduk. Burada çok... makarna yedik. Abi hani adalar bak, nerede? Bak iyot kokla, iyot. İyot! İyot! İyot. İyot bu! Bakın o iyotun kokusunu alıyoruz şu an. Evet. Yoksa bu yosun mu? Tamam. Sen şimdi bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşım yiyorsak biraz kaya da bilir, dikkat et. Şöyle yapalım. Ay neden bu şekilde yürüyoruz? Doğru düzgün bir yol yok mu? Biz kayalıklarımızın... Ama biz kayalıklara çıkmışız. Ay neden? Neden? Beni buraya ite kaka zorla çıkardın. Neden? Ay ben ne bileyim. Hani bir hareket olsun dedim. Ojder ama. Ama ojder ama biraz soğuk. Yol havası. Ay şu modaya bakın. Fashion. Moda demek yani bu mu yani? Modanın başkentiniz. Modanın başkentiniz. Modanın başkenti moda sahil oluyordur evet. Herhalde. Mesela burası Fashion Felçim. Beach. Burası Fashion Beach. Ne? Ne gülüyorsun? Fashion Beach'e gülüyorum. Neye güleceğim? Ay inanamıyorum sana. Fashion Beach'te şu anda turumuzu gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Biraz orada bir adrenalin salgıladım ben. Bir titredin değil mi? Bir titredim. Soğuk ama ben. Bu montla nereye? Aslında şöyle evet. Şöyle mi acaba? Çok üşüdüm kız. Bakma. Aşkım çok soğuk. İnsanlara soğuk. Bak. Bir tek telefonum, telefonum. Saçmalama yine her çantam. Her şeyim yerimde mi? Sen bir ters ışıktasın. Evet evet ters ışıktasın. Ama işte tabii denizi çekecek orada. Fashion Beach. Fashion Beach. Peki deniz güzel gözüküyor mu? Olay. Gençler, Fashion Beach nerede? Biz Fashion Beach'i arıyoruz. Yani moda sahilini. Biz de onu arıyoruz ama. Fashion Beach'i mi? Moda sahil burası değil mi? Doğru, tamam. Sen bir Fashion Beach arıyorsun. Biz de arıyoruz ya. Bu adam biraz önce bizim gerimizde kalmamış mıydı? Bu bir simülasyon hatası mı şu an? Geri... Aynı adamı daha önce gördüğüm gibi hissediyorum. Gerimi mi? Gerimin... Gerim durumunu... altımızda mı gidiyor? Gerim altım. Bir şey diyeceğim, biz nereye gidiyoruz? Arabadan bayağı uzaklaştık. Fashion Beach. Fashion Beach kıyılarında geziyoruz. Biz... arkadaşım sen hastalanmadan, ben ciğerlerini hasta üşütmeden... Canım ciğerim geri dönelim. Hadi gel. Çok soğuk. Çok soğuk. Sokak hapbeleri turumuz burada bitmiş. Valla bize Mayıs'a kadar dışarı çık demeyin. Hüseyin, arabayı getirin. Ne oluyor ya? Ben simülasyon. Hayır ben şeyler. Hüseyin, arabayı getir. Hüseyin çok ciddi. Yok yok, yok olmaz. Yok yok, şaka yapıyorum. Manyak mısınız? O geliyor. Mayıs ayına kadar dışarıda vlog vlog yok. Evet, hep Mayıs'a evde, kadar hep. Bugün son günümüzdü bak. Ben mutfakta şimdi neler edeceğim size. Kız bu ne? Kimler soğuk. Gelecek, kimler gelecek? İşte moda sahiline de gittik mi? Gittik. Evet. Acaba şu taraftan çeksen de sahil mi gözükse? Az önce öyle yapıyorduk çocuklar ya. Doğru. Ha beyefendilere dikkat etme. Ha beyefendiler. Çok soğuk kızlar. Bu soğukta bir daha hiçbir Allah'ın kulu beni sokağa çıkardı. Evet. Korktum. Pardon. Tabii. Gelin. Ay koşmayın gelin. Geri dön. Yok şaka yaptık. Kız. Biz çok üşüdük de o yüzden arabamıza geri dönmek evet. istedik. Gel gel tabii. Çekilelim dedik ya gel. Hani biz vlog çekiyoruz. Sizin bu saatte burada bu soğukta ne işiniz var? Nedir amacınız? Arkadaşım Kuşadası'ndan geldi. Onun için Kadıköy falan gelenleri konuşuyoruz. Hoş geldin. Dikkat et. Hoş geldin. Ne güzel. Hadi gel. Hasta olma kız. Dikkat edin. Tamam ya şapkam var. İyi yaptın. Eldiven de tak. Ha? Atkın Allah var mı? Allah'ın cezaları. Kız verin şunu Allah'ın belasını vermeyesin. Gelin. Gel. Çok tatlısınız. Kendinize iyi bakın. Gidin üşümeyin hadi. Hadi İstanbul'un tadını çıkartın gidin. Soğuk. Yani ancak yurt dışından ya da şehir dışından gelmiş gelenler. Olmam gerekiyor zaten şu havada şu İstanbul'u gezebilmem için. Hani onun dışında beni kimse sokağa çıkaramazdı vlog dışında. Buradan ısıtabiliyor muyuz arabayı mesela?
Ha burada ısınmaya başlasa biz gittiğimizde sıcacık olsa. Ay bir bisiklete binemedik ya. Yazıklar olsun bize. Hani sahil dediniz, bir hareket dediniz. Kimse yoktu buralarda. İşte hareket berekettir, yok. Hayır bereket dediğim bir... Hareket işte. Bir kiralanacak bir martı hareket. Bile, bir bird yok. Bile yoktu. İşte hava koşulları yüzünden dışarı çıkamıyoruz. Hiçbir şey yok dışarıda. Evet. Dışarı çıksak da yok işte. Eve gidiyoruz. Bir de zaten üşümekten benden köpek bir aksiyon geliyor, beklemeyin. Köpek geliyor, korkma. Ne korkacağım canım köpekten, onu severim ben. Aha sen artık büyük köpekle, sen Vatra'yla büyük köpeklere alıştın değil mi? Evet, Vatra'yla ben büyük köpeklere de alıştım. Ay, yoksa kalp tatlılık. Kuçkalarla. Çok mu yakınsın sen lan bize? Dur bakayım ben bir... sevmezler biliyorsun. Tesbih geliyor, erillik eyvah. Nerede lan bu tesbih? Ne oluyor lan? Barı! A***nıza kurun ha. Şimdi bak birader, bizim semtimiz moda, o yüzden... Şansını zorlama. Ayağınızı denk alacaksınız. Burada yürümenize, oturmanıza, kalkmanıza hepiniz dikkat edeceksiniz. Tamam mı? Bak başka... Tamam. Ha, sen ne yapıyorsun lan? Tamam. Ne yapıyor lan bu? Ne yapıyor lan bu? Duvar kıyordum. Duvar kıyordum. Ay inanılmazım. Yeni duvar kıyorduma bakın. Çok uzun yapma, editlemedik daha var. Sık. Ay. Ne bakıyorsun lan? Gel lan buraya gel. Gel buraya. Gel bakalım. Gel. Eril çağırıyor. Ne bakıyorsun oğlum? Gel gel. Öldür onu! Ne bakıyorsun lan? Hayırdır lan, sen racon mu kesiyorsun burada? Özür dilerim. Sen hayırdır? Özür dilerim. Yanlış tamam. Yok özür dileme kardeşim. Estağfurullah. Sen ne özür diliyorsun? Gel. Gel buyur. Bizim... Kardeşimiz ya. Ben seni Vito'da ağırlayalım. Ay ben neler yapıyorum? What's going neler on? Neler çıkıyor? Ne? Yürü gidelim buralarda. Hüseyin beğendin mi? Ay. Böyle bir patron olsun ister misin? Neden öyle patronum? Hüseyin şu halimi gör. Öyle mi? Çok güzel. Sana ay, kro dedi. Hüseyin sana kro dedi. Kro mu? Evet. Ne krosu ya? Hüseyin'e de... Ne krosu ya deyip ben. Ya asıl... sen kime kro diyorsun? Aşırı cringe değil miydi az önceki hareketler? Ay, çok cringe'ti. Hafif şu an cringe bak... bir video oldu. Bir hareket ettik, birazcık acıktık. Şu anda evet. Sence makarna yemeye gidelim, gidelim mi? Gidelim. Makar. 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 Evet. Hadi bakalım, akar. Sen makar. Merhaba. Ben... Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Hoş geldiniz. Müsait değil mi? Aa tamam. Süper. Çok elde bir paket. Çok sevindim. Paket. Elimde tespihle. Ne yiyebiliriz peki? Ne var? Tabii ki makarna yapıyoruz İtalyan tarzı tekerde. Bakalım. Bakalım. Biz şey tabakta. Peynir tabağında. Merhaba. Merhaba tabii. Teşekkür ederiz. Bursa'dan geliyoruz. Ener çağırmışsın, manifestledin herhalde. Çok istemişsiniz. Tamam, rica ederiz. Ne demek ederiz, sağ olun. Sağ olun. Ne öneriyorsunuz peki? Nedir şovunuz? Bizim şovumuz, makarnamız parmesan şekerinden. Onu gördüm de geldim Reels'lardan. Hoş geldiniz. Size pesto ve kuru domates önerebilirim. Çok yakışıyor bence. Yanına da tavuk renkli börek getirseniz enfes olur. Ne diyorsun ayol? Anlamadım. Pesto, kuru domates. Kuru domatesli pestolu diyor. Sos olarak kremalı mı? Tabii ki. Bütün akarlarımız ekleme yapmasanız bile kremalı. Kremalı ve peynirli. Tabii ki de. Evet. O zaman ben orman mantarları ve soğan da olabilir. Tabii ki. Hangi boy istersiniz? Küçük boy. Küçük boy istiyoruz artık. İlk defa böyle bir şey çıkıyor ağzımda. Tokuz doyduk da biraz tadım yapıyoruz. O zaman ben senin önerine güvenip pesto sos ve kuru domatesli. Kuru domateslerin acaba taze domates mi? Tamam, kuru domates sos. İçine brokoli de atabilir misin? Tamam.
pesto sos, brokoli ve kuru domates. Evet. İçecek olarak limonata lütfen. Tabii ki. Tiramisu'nuz konusunda iddialı mısınız? Tabii ki de, biz yapıyoruz. Ama tatlı yiyeceğiz evet, tatlı çok. Yiyeceğiz. Hayır, öyle bir şey yapamazsın. Yapamam, teşekkürler. Limonata 2 adet. Tabii ki. Aa, ne güzel. Cami mi bu? Aa, anne kilisesi. Cami mi bu demem? Seni. Kiliseye. Aa, yukarı bakmadım bu arada. Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Biraz kay bakayım. Gel, yolun ortasında kaldın. Otur şu kafanın önüne. Sen gel. Nişli ağzında. Bir nişo vibe'ı var. Değil mi? Biraz bana öyle hissettirdi gibi geldi. E anlat, ne yapıyorsunuz mesela? Ne diyorlar? Güzel mi oralar? Burası moda zannediyorum. Aşağıda ben neler yaptım Samet? Ay sen sahilde bir erildin. Ve içimden durdurulamaz bir erillik. Neydi yaşattırdı bana. Çok eğlendim. Harikaydı. Ha ha. Merhaba. Harikas. Ay çok teşekkür ederiz. Ay ne tatlılar. Evet. Bu arada çok iddialı olduklarını da söylüyorlar makarna. İddialı da görünüyor zaten, parmesan evet, tek yerinde kız yapıyorlar. Kız içeri bile almadılar bak kapının önü. Ha, öyle, alamıyor muymuş içeri? Yok, içerisi diye bir şey yokmuş. E bir bakaydım ben, görmek istedim. Hüseyin'e kızıyorum, diyorum ki Hüseyin sen bizi yanlış yere getirdin. Şurayı bir çeker misin? Şu say cheese olan yer var ya. Ben oraya geldiğimizi zannediyorum. Yani ben buranın önünde indim, bir bakmadım yani nereye geldiğimizi. Bir baktım dedim, Samet biz oraya gidecektik, yanlış yere gelmişim. Say cheese, orası bak dedi, bir baktım orası say cheese. Ay sonra baktık üçü yan yana, hepsi aynı yermiş. Burası da say cheese'miş. Ödüm aklım gitti. Bir de hız, bir de hız. Mantarlı onun. Mantarlı benim. Alayım çok ben, teşekkür ederim. Aşkım çok teşekkürler, bir de hızlıydınız. Teşekkür ederiz. Çocuklar sağ olun, yakışıklılar. Tabii tabii. Döne döne bize. Ah gençler, döne döne. Ay inanmıyorum, bir hoşlandım. Brokoli çok pişmiş. Dur bakayım, nasıl bir makarna? Kız seni Allah kahretmiş. Ay rica etmekten. Bu pesto da beni galiba bir azdırmış olabilir. Benimkini de çok beğenirsinden ağırsa. Ne diyorsun ya? Zaten hep kendikini çok beğeniyorum. Ama bunlarla yemek kolay değil. Hiç değil. Bir çatal. Hüseyin! Başka çatal. Başka çatal var mı? Metal. Metal çatalım var. Plastik verebiliyoruz zaten. Kaşık var mı bir de yanına? Yenmiyor. Yiyor. Biraz uğraştıracak ama iyi yöneliyor. Yapacak bir şey yok. Evet ya, bir tek bununla yemek istemezdim. Yoksa yemek isterdim. Ben çok beğendim. Biraz ondan yiyebilir miyim? Ne mantarı dedi buna? Orman. Tekrarda wow. Mantarımızı da yedik. Ay yedik kızlar, bakmayın. Aa, çok hoş. Hoşdur. Evet. Hani böyle elde ha? Ay çok mu aşağıdan çekiliyorum acaba ben? Yok canım, biraz da aşağılık. Hep yukarıdan olmaz. Beni izlerken yemek yemek çok zor. Ama artık alışmak durumundayız buna. Bu hep olacak. Evet, bayağı evet. Hoşlandım. Seninkinin tadına bakabilir miyim? Aa, zaten. Nereden almalıyım? Şuradan başlayayım mı? Limonata da olay. Brokoli. Hoşdur. Hoşdur. What lang? Brokoliler çiğ. Brokoliler evet daha hoş olabilirdi, onun dışında güzel her şey. Bir de brokoliler biraz... Niye brokoli istedin ki o makarnanın içinde sen zaten? Canım koli istiyor o yüzden. En azından bro kısmından alayım dedim. Etkileyici. Beni etkiledi. Makarnanın pişmesi ve böyle kalınlığı, tadı, lezzeti her şey çok güzel. Kesinlikle makarna da el yapımı bir makarnadır evet. Diye düşünüyorum. Yani şu an hani malzemeleriyle makarnayı yorumlayacak olursak kesinlikle makarna inanılmazmış. Bir de o pesto, what's going on guys? Pahalı da değil bu arada. Ne kadarmış? İşte ucuzdu. Ne kadar? 350 mi? 380 mi? 400 tanesi mi? Hayır, hepsini ödedik ya. Uygun. Evet, uygun da yani. Pahalı bir şey değil ve lezzetli. Yani uygun da lezzetli bir şey yiyorsun. Nice. Evet. Hani çok para verip bir de paranın boşuna gittiğini hissettiğimi çok fazla yemek oluyor. Evet. Ama bu onlardan biri değil.
beni hem aşırı doyurdu. Yani bu fiyata böyle bir makarnayı başka yerde yiyebilirler mi onu da bilmiyorum. Evet, o da meçhul. Yiyemez bence. Güzel, ben hoşlandım. Ve doydum. Ben de bayağı yedim. Son dalgayı çeviriyorum. Son dalga derken... İnanılmazdı bence. Çok lezzetli. Burada oturmak da keyifli, burada evet, yemek evet. de keyifli. Bir de havada şu an böyle çok esmediği için tatlı duruyor. Evet. İki makarna da çok hoştu. Bunun üstüne bir tatlı yemeğe gidelim o zaman. Hadi. Asıl. Asıl o günlerdir hayalini kurduğumuz çirozu yemeğe ben gidelim. Ben çok seviyorum. Yürüyerek 3 dakika diyor, yürüdük. Ha, yürüdük. Böyle gitmeliyiz. Aa, moda sokaklarında biz... Telefonumu aldın değil mi? Ben telefon falan telefonu, almadım. Yok, benim telefonum var. Telefon, elimde bir tane var. Başka bilmiyorum. Ne telefonu arkadaşım? Aldın mı benim telefonu? Kız beni kapıya çaktı mı beni? Tabii. Hadi gel çekilelim. Telefonum sende mi? Tamam sonra arayacağız. Tamam. Ama kim çekiyor ki? Rica ederiz. Bye bye. Tamam. Gel. Dur bekle. Gel. Ama kızın fotoğrafını da ben yiyorum. Sen yok musun? Ben yokum. Ne bileyim. Sen gel. Bayılırsın. Hadi bay bay. Aa! Hayır! Evet. Dönmenin yukarı. Yo buradan şey, sol bu taraf... diyor. Yanlış yere bakıyorsun herhalde. Şimdi bunun üzerine hemen bir churros mu yani? Ay, yiyelim bari oradan da şey yaparız. Yiyelim kurtulalım diyorsun ha. Yiyelim kurtulalım ne var? Churros da benim için çok özel bir lezzet. Churros'u da Türkiye'de ilk defa yiyeceğim. Ne yiyeceksin? Çirozu ilk defa mı yiyeceksin? Hiç Türkiye'de yemedik ki. Doğru. Türkiye'de nerede var ki çiroz? Hüseyin o 2002'den kalma telefonunla bana benim konumumu şey yapma lütfen. Mükayese etme. Mükayese etme. Elimde 2024 yılında çıkan telefon konumuyla... 100 milyar. Dümdüz gidiyorum yani. Diyor ki Kerimcan Bey öbür tarafta. iPhone 11 ile. Bana bunu söylüyor. E tabii öbür tarafı gösterir iPhone 11. Nereyi gösterir? Nereyi gösterecek başka? Bak araba da geliyor. Bak gelmiş mi? Aha bak buldum bak. The Churl. Churl. Evet. Geldi. The Churl. Ezilmeden. Hadi bakalım. Merhaba. Ay abla dikkat et. Çocukları ezeceksiniz. Gel şurası burası gel. Burası nereye gidiyoruz? Ay gelin. Merhaba. Merhabalar. Baskın basanındır. Kolay gelsin. Biz böyle habersizce geldik ama bildiğin Instagram'da denk geldik. Ve çok churro seven birileri olarak ve Amerika'da da Avrupa'da da çok fazla evet. yemiş birileri olarak gelip bir de burada tadına bakmak istedik. İyi yaptınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne öneriyorsunuz? Ben tamam. süslü, çilek ve muz derken iç dolguları mı? Evet, çilek veya muz oluyor. Ben Nutella ile doldurulmasını istesem olur mu? Tabii zaten Nutella oluyor. Tamam. Bu magnolia oluyor. İçi Nutella'lı çirozlar, aynı zamanda üzerine de dökülmüş çikolata sosları, beyaz çikolatalar ve sütlü çikolatalar ve Antep fıstıkları. Çilek olacak içerisinde muz mu olacak? Şey olarak mı, meyve olarak evet. mı, dolgu olarak meyve mı? Meyve olarak. Muz. Muz. Tabii ki. Ben o zaman şu ballıyı söyleyeyim. Tamam. Ballı evet. evet. Sen de onu söyle, magnolia, bal evet, falan. Evet öyle Sen olsun. İç olarak ne? Yine çilek ve muz. Meyve olarak. Bir tane seçebiliyoruz. Ha, öyle mi? O zaman muz olsun. Tabii. Zaten canım. Bir de yanına dip sos veriyoruz. Sütlü, beyaz veya bitter. Hangisi olsun? Hmm. Sütlü. Evet. Sütlü yeriz ikimiz de. Çok heyecanlandım. Ben de. Mesela beni böyle bir kıpırdattı buralar. Buranın da lavabosu yok. Gittiğimiz hiçbir yerin lavabosu yok. Gittiğimiz hiçbir yerin yok kız. Küçük. Evet hep sokak lezzeti sokak gibi daha, şeyler. Sokakta daha çok tuvalet var. Kız çemen yap şuraya aşkım. Ama ben köpek. Hayır. 360 lira. Tamam. Aa bak uygun daymış fiyatı. Can dışarıda seni bekleyen bir Z jenerasyonu var. Z jenerasyonu. Ne güzel bir tabir. Nerede oturabiliriz? Kapının önü. Çok da güzel kapının önü. Oturabiliriz evet, değil mi? Evet sağ tamam. olun. Ben böbrek ameliyatı. Ay şey var mı? UFO. Ha, UFO var. Harika kızlar gelin. Tabii. Ha, çekilelim biz öyle oturalım o zaman. Tabii. Tamam. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Bay bay. Teşekkürler. Sağ olun. Bay bay. Sen kenarlı tatlısını biliyor musun?
Arkadaşım gerçekten bilmiyorum şu kerane tatlısı diye bir şey. Ne yalan sen söylüyor. Sen biliyor musun kerane tatlısı? Herkes biliyor, bir tek sen bilmiyor musun? Benim ne işim var kerhanede ya? Benim de bir işim yok kerhanede, gerizekalı. Ben var. kerhane. Bana kerhane ne beni zürafa sokaklara götürdün, kerhanelere götürdün. Güzel bir arkadaşınız varsa böyle şeylere düşebiliyorsun. Kerhaneye düşebilirsiniz. Ya Allah korusun da. Hayır ya, şöyle nasıl bir tatlı halka o? Tatlılar var ya, hep böyle üst üste koyuluyor şerbetli satılıyor. O işte ya. Kız o şey değil mi? Krispy Kreme'in donutları değil. Moda da modern bir çizgi. Evet, moda çok tatlı, çok modern bir yermiş. Ya ben zaten öyle olduğunu biliyordum da. Hani insanların bakış açıları, yaklaşımları falan çok tatlı, çok kibar yani. Bunun ısısından bayağı bir etkilenmiş. İyi geldi. Doğuşum, arabayı alabiliriz böyle bir şey. Evet, arabada doğmuşuz kız biz, ben onu fark ettim şimdi yani. Bayağı. Churros tabii, uzun olan bir şey. Uzun olan bir şey. Bir small mı söyledin? O burada mıydı? Ben öyle bir yerde bir travmatik bir şey hatırlıyorum. Yok, burası öyle bir yer değil. Makarna. Bu arada makarna biz küçük söylememize rağmen gayet doyurucuydu. Neyse, bakalım. Ama biz tok gittik, o da var. Evet, doğru. Ay biz ne güzel şeyler yiyoruz ya. Evet. Sabahtan beri bir çok güzel bir tost yedik. Sonra hepsi bir patates yedik. Hepsi tam bizim damak zevkimize uyar, lezzetli tam, ve keyifli yani şeylerdi. Şu an dışarı çıkıp ne yemek istersek onları yiyoruz. Aynen öyle. Ekstra hiçbir şey yok. Ekstra hiçbir şey yok. Ekstra hiçbir ek katkı maddesi içer demektedir. Saf katkısız. Canımız ne istiyorsa onu yapıp onu yiyoruz ve onu konuşuyoruz. Başka hiçbir şey biz onu yapacağım abi. Hiç. Olmaz zaten. Ben kendi işimin patronuyum. Evet. Ne diyordu Ezel? Takım elbisemse kapşonum Berem. Mesela. Çok doğru yani. Kafam öyleyim yanmış ben. Kız. Benim dikkat takım et. Elbisem kapşonum. Kız ben kafan diyorum yanmış. Solaryumdan cildim girdi sanki. Hayır, böyle solaryuma girmişim de 45 dakika çürümüşüm, erimişim gibi hissediyorum. Bu mesela 3'teyse 1'e mi alınsam? Yok, biz olur gideriz burada mı? Aa! Olmuş mu? Komple kapattın ama. Kapatıyorum. Yeter. Hmm. Yandım kız. Beynim uyuştu sıcaktan. Hani böyle wow. Bir sahanda yumurta oldum. Hani şuna sunny yumurta side. Kırsan sunny side up. Tepemin kafası. Ay, kafamın tepesi. Martılar. Ringo ringo martılar. Acıda düşmüş ya bensiz. Yani neler yapacağız, biraz havalar düzelsin. Ay tabii canım, bir bingir bingir biz sokaklara fıkır fıkır çıktığımız. Ah, biz üşüyoruz da kamp yapar mıyız? Kamp yapalım. Yapar mıyız? Mesela gidelim ormana. İster misiniz mesela? Yorumlara yazın. Kamp ister misiniz? Ama full organik böyle. Çadırı da biz kuralım. Bir her şeyi biz yapacağız. Odunumuzu çakmaksız biz. Hüseyin'den yardım istemek yasak. Tabii. Hüseyin yok. Hüseyin var olsun ama yardımsız evet, ama Hüseyin. Yasak. Ama böyle taşları vurarak ateş yakma falan. Ay, abarttım onu. Ben milattan önceye gitmiş tabii. Oldum biraz. O biraz abartı olabilir de. Biz baba ben şimdi bağırmıyorum, modadayım. Hani çok da modayı takip eden ve modaya uyan biri olarak modanın dışına çıkıcı bir hareket yapmak asla istemiyorum. O yüzden beni bağırtırmayın. İçerme yani. Evet, biz moda takipçisiyiz. Moda da bizim takipçimiz. O yüzden birbirimizi severiz. Moda geçer, stil kalır. Doğru. Kim demişti bunu? Coco Chanel. Coco. Yani ben hani gerçekten Coco Chanel'in söylediği birçok kelime. Çok. Ne var başka? Şey var, söyleyeyim. If you want to be original, be ready to be copied. Şimdi bu çiroz bayağı herhalde şeyden geliyor aşkım, Amerika, Kaliforniya. Yaz bizi beklettiler. Evet. Ama sen herhalde mesela bunu hızlı yapıyorlarım ben. Bu hamburgeriz var, çır 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 orada. Biz onu ver bana. Ya ben etrafta böyle bir kokteylci varsa buradan çıkışta bir kokteyl bara gitmek isterim. Ay arkadaşım, sana gelir gibi bir şey geliyor gibi, geliyor. Ay, geliyor gelmekte. Çok wow. Teşekkür ediyoruz. Bu benim çok sağ ol. Bu mu? Ya, bu işte benim derken ben hepsi senin ağrını. Arkadaşım inanmıyorum. İçli falan olmuşlar. Evet. Farklı. Klasik churros değil. Bizden biraz daha farklı bir şeyler hissediyorum yediklerimizin dışında. What the fuck? Gayet. Churros'ların içerisinde muzlar. Yanında değil, ben de muz arıyorum.
Bu inanılmaz işçilik var. O yüzden bu geç kalmış. Gayet nice. Kıtırlığı da. Yani hamur biçiyoruz asla değil. Dışı kıtır, içi yumuşak. Ay. Beni çıldırttı. Beni büyük çıldırttı mesela. İnanılmaz. Wow. Ne oldu? Diye bak. İnanıl. Tabii delicious. Oh, very delicious. Böyle bir şey var, biz niye garip yemiyoruz ya? Ülkemizde, şehrimizde. Hani beğenmeyeceğim bir şey zaten yemeye gelmem. Yemeyiz zaten, deriz zaten diyoruz. Bunlar da iyiler yani hani. Zaten çok fazla alternatif olmadığı için. Ben ilk defa bir çirozcu mesela İstanbul'a denk geldim. Ben de. Hiç bu kadar beklemiyordum. Sen de şaşırdın. Ben de beklemiyordum arkadaşım. What the fuck is that? Hani çirozun bu şekilde sunulduğunu görmedim ben. İçini oymuşlar. Muz içinde tek meyve, o yüzden tek meyve demek ki. Muz içinde, üstünde Antep fıstığı, içi Nutella dolu ve yanında sos. Ay bir ısırık daha akıyor. Çilekliyi dene. Daha fazla bir şey yer yok midemde. Teşekkür ederiz. Çok bayıldık. Nice. Ellerinize sağlık. Bayıldım, çok iyi. Teşekkür ederiz. Şey gidiyoruz yürüyerek. Reçete. Reçeteye. Reçete. Reçeteye gittik. Pizlendik, çarklandık. Evet. Başka bir isteğiniz var mı? Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Bayağı. Bayağı. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii zevkle. Tamam. Rica ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Size bayılıyorum. Teşekkür ederiz. Buraya neredeler? Şuradaymış. Reçeteymiş. Reçeteymiş. Doktor değilim ama hastam çok değil. Merhaba. Hoş bulduk. Biz böyle bir şeyle içmek istedik. Kokteyl. Cin ne kullanıyorsunuz? Gordon. Başka ne var? Peki. Evet, biz onunla alalım. Evet. Kuzu kulaklı falan da bir şey olabilir bak. Erik, kuzu kulağı. Ben no 4 istiyorum. Pardon, 4 değil. 5. Kuzu kulaklı, erikli, limon sulu. Bir perşin, bir kuzu kulağı. Ne dersin? Ay, kulağa hoş geliyor. Evet. Bir de böyle duble. Evet, lütfen. Evet. No 5 ve No 6, o cinden ve duble olarak. Ben hemen bir lavaboya gireyim. Evet, lavaboya girelim. Tek Samet gel gir. Ben tek kişilik mi? Yok, gir, ben girerim, ben tutabiliyorum. Elimde tespih. Sen niye söylemiyorsun? Elimde tespih kalmış, tespihle modada geziyorum. Ha, inanılmaz. İnsan bir haber verir. Tabii. Estağfurullah. Videolarınızı izledim. Ya. Teşekkür ederim. Böyle yapayım, gel. Buyurun. Rica ederim, ne demek? Şimdi geç bakayım kardeş şöyle karşıma, seninle biraz konuşacağız. Ben o tarafa mı geleyim? Ha, gel kardeş, gel. Gel, 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 gel. Otur bakayım şuraya. Nedir senin derdin? Hı? Anlat bakayım. Ne istiyorsun sen? Neyi çözemiyorsun sen kendi içinde? Anlat, söyle. Ay, insanlar bana bakıp gülüyorlar. Ay, ben neler yapıyorum. Ben Kerim Can Durmaz olarak elimde tespih, sokakta racon kestim bugün bütün gün. Hepsi senin bok yemelerin. Beni sen gaza getirdin. Bak şurada tekel var. Alacağım bir bira, onu içeceğim kokteyl yerine şimdi. Sana inanamıyorum. Bir de sesin çıksın ya, sanki havayla konuşuyormuş gibi. Ben hiçbir şey yapmadım. Sen nasıl hiçbir şey yapmadın? Sadece tespih verdim. Tespih verdin de bak, verdin böyle. Al başına bela. Ya ben birine salça olsam şimdi? Ya da gelse biri bana salça olsa? Ne yapacağız o zaman? Tespihin gücü var. Tespihin gücü değil. Başka şeylerin de gücü var da işte. Onu göstermeme gerek yok. Onu gösterirsen sıkıntı yaşarız. Vallahi sıkıntı olur kardeş. O yüzden sen bu tespihi bugün senden aldım emanet olarak. Sana geri vereyim. Hani bunun ağırlığı bana ağır geldi kardeş. Şimdi ben bununla devam edersem büyük sıkıntılar çıkartırım. O yüzden al bakalım. Nerede? Rahatladım diye.
Ay ben de bir çiş yapayım. Neredeler? O sırada sen otur konuş anlat. Sen ne diyorsun arkadaşımın eril eril eğilmesine, erilleşmesine bir anda? Eskiyi geri verdi bana. Öyle mi? Sonrasında dek erillik yok mu? Garip bir şekilde onu da taşıyor yani. Olsa o da olurmuş. Olmaz değil. Ne yapıyorsun kız? Harika kokteyller söyledin, süper. Evet, harika söyledim, duble söyledim falan. Bir anda böyle hani hiçbir şey içmediğimiz için. Şak şak ha? Şak şak, bize böyle bir tokat atsın, öyle birazcık devam edelim. Moda'nın güzel ara sokaklarından bir tanesindeyiz. Evet, ara sokak. Böyle bir yerde bir tekel, karşısında bir kahveci, burada bir çok güzel bir kokteyl bar var. Çok hoşlandı bu arada buradan. Kokteyl içiyoruz. Aa, bayılırız. Severiz, sevmez olur muyuz? Buzlu badem çok teşekkür sevmez. Ederiz. Wow. Biz çok wow bunu götürürüz. Ay kız manyaksın, yeriz kız. Ha dalga geçtin. Ay inanamıyorum. Sana az mı geldi gözüne? Ben bu arada çok, çok severim. Çok mu? Ben çok severim. Çok az. Düşürdüm. Bir de birazcık çürümüş mü bu ya? Kız az verdi ama kim bilir ne kadardı bunun kilosu. Çok hoş. Sana bu kadar, bana bu kadar düşünmüş. Çok düşünmüş. Ben bayılırım. Hatırlıyor musun? Ben bir ara Hüseyin'e sadece tuzlu badem aldırtıyordum. Tuzlu. Ay tuzlu diyorum, buzlu badem. Bir de tuzluyorduk, o yüzden aklımda öyle kaldı. Kilo kilo gidip alırdım buz içinde. Çok severdim. Bademleri soğuk suya koyunca öyle oluyor zaten. Hangi ama bu çiğ. Evet, çiğ badem. Çiğisini bulacağım da. Yok, hepsinin çiğisi var. Ne? Hepsi çiğ. Ben hepsini çiğ tüketiyorum. Fındığı da ondan. Kurt da oldu miden. Peş buranın. 5 mi? 5 kuzu kulağı. Bu 6 öyle mi? Aynen. Hadi bakalım. Kız. Cheers bakalım nasılmış, beğendin mi? Bir şey söyleyeceğim. Bu. Ben çok konu. Beğendim. Aa, çok beğendim. Çok beğendim. Buna bir bak. Ay kuzu kulağına inanamadım. O da baba bir passion. Ekşi mi geldi? Benim midemi yakar. Ah, greyfurt var içinde. E bunda ne var? Bu tatlı mı? Bu da ekşili. Bu da ekşi mi bu? İkisi de çok güzel olmuş. Ve alkol oranları, long çok bardakta güzel oluşları. Evet, ben de öyle severim. Beni çok etkili. Evet, kokteylse longta ancak bize. Bundan sonra başka bir restoranla gidemeyeceğiz ve bayılıp eve döneceğiz sence. Ne münasebet. Şu vlog şimdi öyle, başlayacak. Öyle mi diyorsun? Aa, tabii ki. Şimdi ben çark burada bir ha 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 diye sokaklar kah 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 diye. Sen ondan sonra izle vlog. Bu da kuzu kulağı galiba. Aldık attık üstünü yiydik. Aa bu mu yani? Yok kız. Hayır be, bu roka. Bu roka mı? Ne yazık ki kuzu kulağı değil. Evet roka. Kuzu kulağı değil. Başka sana bir şey söylesek bize yardımcı olabilir misin? Şimdi biz kokteylleri çok beğendik ve bunlarla güne devam etmek istiyoruz. Ama bir hareket etmemiz gerekiyor. O yüzden acaba hani biz belki bu bardakların bile ödemesini yapıp... Yok yok, alabilirsiniz. Bardakları almamızda bir sorun olur mu? Yok, alabilirsiniz. Tamam, o zaman biz hesabı rica edelim. Ödeyelim, alalım gidelim. Çok sağ ol, teşekkür ederiz. Yani bana hiç hayır diyebilecek bir insan olamaz. Ama ben para bile ödemeyi teklif ediyorum. Evet, ben olanak sunuyorum. Güzel ve net, evet. Temiz konuşuyorum. Hayır çok zor denilebilir. Evet. Çünkü hep olabilecek şeyleri istiyorum. Bunu verebilir. Bir sponsor bardağı zaten gördüğünüz üzere. Korkunç. Çantam. Saçmalama. Bu sefer burada, yok. Burada. Burada. Korktum üttüm. Ne kadar hesap gelecek bence peki? Benim tahminimi sana söyleyeyim mi? 2000 lira. İki kişi mi? 2200. Yok canım, saçmalama. İşimiz alkolün markasını pahalı bir marka tercih ettirdim. Tamam. Onun etkisi olacaktır. Yine ve aldığımız kokteylin çarpı 2 katını ödememiz gerekiyor çünkü duble istedim. 900 kal. Bence bir tane kokteylin normal cinli, normal markalı hali 350-400 iken... İşte bu 450 olacak. Aa, ne münasebet. Bu 1000 lira olacak. Ne koydurdun? Çünkü duble ve marka pahalı. E tamam. Ne tamam? Bin diyorum ben, 1000 lira bu. 900 dedim ben. 900 ya da 1000 arası tanesi, değişecek. İki tanesi 900. Dedim. İki tanesi 900 mümkün değil. 99 kaç? 18 mi? 18. Ama mesela beni inanılmaz çarptı. Şu üçüyordum bile. Beni de şu anda. O yüzden bir olup hemen elime yürümek istedim. Çok tabii. Ya.
garip ya. Tam sana anlattığım şey oldu. Evet. E tabii onu bekliyorduk. Yok, hiç senin dediğin gibi olmadı. Benim dediğim gibi oldu. Nasıl yani? Ha, benim dediğim biraz daha fazlaydı, evet. Evet. Yani benim dediğime daha yakın. Evet. Çok güzel kokteyller. Harikaydı. Kış istemem, bayıldık. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Atabilirsiniz. Ellerinize sağlık. Çok sağ ol. Görüşürüz. Hadi gel bak. Biz böyle yürüyelim o zaman, ha, aşağılara, evet, doğru. Modanın. Modaya mı? Ay, burası neresi? Neresi? Araba değil orada kız. Bindik arabayla gittik. Biz yok, kafamıza göre sokaklarda yürüyelim. Kız. İneriz belki bir yere. Şuradan gidip. İnanamıyorum sayın. Şu an Kadıköy'de miyiz? Evet, Kadıköy'de. Polis bey, merhaba. Ay, bir şey söyleyeceğim. Biz, merhaba kızlar. Biz Kadıköy vlogumuzu, hatta moda vlogumuzu Kadıköy'de kapatmaya karar verdik. Zaten moda da o yüzden, Kadıköy'de. Evet, o yüzden dedik ki şu Boğa'nın oraya gelelim. En azından bunu çekelim. Aşkım, bir müsaade eder misin? 2 saniye. Aa, yıllardır merak ettiğimiz bu. Senin burada ne işin vardı? Çok seviyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben sadece şunun üzerine çıkamaz mısın? Çıktım da. Tesbihini alırsan çıkarsın. Aa, tesbihim nerede? Sen benim tesbihimi niye vermedin? Ay, ya? Ay, bu ne, Babilof mu yapmış bu ay ya? Bir şeye kokuyor. Bir şey söyleyeceğim. Bir bok kokusu aldım sen. Yürüme. Şunun üstüne çıkıp öyle kapatayım o zaman. Ay, inanamıyorum. Ben hadi çıkamam. Çıkarsın. Hayır, çok çok saçma. Buraya çıkamam. Herkes ona bakıyor. Ay, çık. Hayır çıkmayacağım. Çıkmayacağım. Hop, yapamam. Hadi bir iki. Nasıl yapacağım bunu? Hüseyin, yardım et. Şurada. Hüseyin, iyi sürtülmezsin. Hüseyin, beni kaldır. Hüseyin, dur. Evet. Ters miydi? Okey, madem Kadıköy vlogu burada kapatıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Abone olmayı aynı zamanda. Evet, 1 milyon olalım. Sakın geberteceğim. Ay, inanamıyorum, herkes ona bakıyor. Gidiyorum ben. Araba nerede? Kış gidelim. Ayrılıyor. Ay, benim birine gel. Ay, olay arabanız. Arabanız olay. Herhalde. Git tadını çıkar. Salak. Tek tek.